Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoda beraberiz. Daha evvel arkadaşlar, bilgisayarda gizlenmesini istediğimiz dosyalarla ilgili bir video anlatımım olmuştu. Bu seferki de yine benzer şekilde ama işi biraz daha kolaylaştırmak için kilitli dosya adında bir dosya yazdım. Command, CMD dosyası, Command Line. Bu dosyayı kullanarak bilgisayarımızdaki dosyalarımızı, bütün dosyalarımızı kilitli adında bir klasör oluşturuyor çalıştırdığımızda. Dosyaları içine koyuyoruz ve tekrardan şifreli bir şekilde kilitleyip görünmez hale getiriyoruz arkadaşlar. Bunun için ben önce içeriğini göstereyim kilitli dosyanın. Edit ediyorum. Notepad ile açıyoruz arkadaşlar. İçini gösteriyorum şu anda sizlere. Aşağı doğru iniyoruz. Burada pas işte 1 2 3 4 şifreyi 1 2 3 4 olarak ben belirledim. Siz buradaki şifreyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz kendinize göre. Evet arkadaşlar, çalıştırıyorum şimdi yönetici olarak. Evet. Bir daha çalıştırayım. Evet, şimdi geldi. Kilitli dosya adını boş klasör oluştu bir tane. Bu dosyanın içerisine İstediğimiz belgeyi, resmi, zip içeriğini, dosyalarımızı koyabiliyoruz. Ben şimdi koyuyorum. RAR dosyası koydum. Bunları herhangi bir dosya olarak düşünebilirsiniz. Resim de olabilir. Zipli dosya da olabilir. Bir daha tıkladığımızda bunu görünmez hale getireceğiz şimdi arkadaşlar. Tıklıyorum. Kilitlensin mi diyor. Evet diyoruz burada. E'yi seçiyorum. Evet diyoruz. Ve gördüğümüz gibi dosya kayboldu arkadaşlar. Tekrar tıkladığımızda şimdi dosyayı şifre soracak bize. Biraz evvel gösterdiğim gibi şifre 1 2 3 4. Şifrenizi girinize soruyor burada gördüğümüz gibi. 1 2 3 4 diye yazıyorum. Enter'lıyorum. Evet, gördüğümüz gibi kilitli klasörümüz tekrar geri geldi dosyalarla beraber. Ve bunu tekrar kilitliyorum. Evet diyoruz. Tekrardan kilitledi ve görünmez hale getirdi. Bu dosya elimizde bulunsun arkadaşlar. Kilitlenmesini istediğiniz şekilde şifrenizi belirlersiniz. Ya da varsayılan olarak 1, 2, 3, 4 olarak şifreyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha şey yapalım. Şifreye giriyorum. 3, 4. Enter'lıyorum. Kilitli dosyamız yine tekrardan geri geldi arkadaşlar. Ben bu kilitli dosyayı videonun altına İndirme linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Yandex'e yüklerim genelde. Yandex olur herhalde yükleyeceğim site. Siz indirip kendi bilgisayarınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Bundaki amaç masa üstünde görünmesini istemediğiniz fazlalık dosyalarınız varsa ya da karışıklığı yol açan dosyalar olduğu zaman bunları düzenli tutmak için koyulabilir ya da görünmesini istemediğiniz dosyaları kilitlersiniz, gizlersiniz. Dolayısıyla bu sizin kontrolünüzde tamamen arkadaşlar. Bu dosyayı indirme linkini videonun altına ekleyeceğim arkadaşlar. Anlatacaklarım şimdilik bu dosyayla ilgili bu kadar. Daha önceki videoda dosyayı, klasörleri gizlemeyi anlatmıştım. Bu iş biraz daha kolaylaşsın diye bu şekilde yaptım. Daha değişik olsun diye. Yine de sonuçta onda da kilitleniyor. Atterip komutlarıyla. Atterip komutlarını kullanmıştık. Bunda gerek kalmıyor. Otomatik olarak çift tıkladığınızda yine çift tıklayalım. Kilitlensin mi? Evet diyoruz. Enter'lıyorum. Evet, gördüğünüz gibi tekrar görünmez hale geldi arkadaşlar dosyamız. Bu dosyayı silmeyin. Elinizde yedekte bulunsun. Yani bilmeyen birisi bunu tıkladığı zaman şifre soracağından bilmeyecektir. Dolayısıyla siz şifreyi belirlersiniz. Şifreyi değiştireyim buradan. Buradan yani göstereyim. En alt satıra iniyoruz zaten. Pass diyor. 1, 2, 3, 4. Buraya mesela şöyle bir şifre yapalım. 1998 yazalım. Şifre olarak öyle yazdım. Save ediyorum. Bir daha tıklıyorum. 1998. Enter'lıyorum. Evet, gördüğümüz gibi şifre aynı şekilde değişiklik olarak geldi arkadaşlar. Değiştirdik yani şifreyi.
Umarım işinize yarar arkadaşlar. Bunu yapmışken de hazırlamışken için kendim için sizlerle de paylaşmayı düşündüm. Yararlı olacağı kanaatindeyim. Umarım dileyen eğer bu gibi konularla ilgili yorum ve görüşleri olan varsa videonun altına yazsınlar. Kullanımıyla alakalı bir sorun çıkar vesaire. Dolayısıyla ben cevaplamaya çalışırım arkadaşlar sorularınızı. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Saygılarımla arkadaşlar. Hoşça kalın.